Genelkurmay Başkanlığı görevini devreden Orgeneral Hulusi Akar, yıllarca görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hitaben bir veda mesajı yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensupları, kahraman, silah arkadaşlarım, 1972 yılında teğmen olarak başladığım askerlik hayatıma Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum. Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğuyla şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum. Ben bugün kadar büyük gayretler gösterdim. Bundan sonra aynı gayretlerinizi bekliyorum. Milli Savunma Bakanı olan Akar, Genelkurmay Başkanlığı dönemindeki süreci hatırlattı. Ordu millet vurgusu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu zor dönemde asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığımız güçle bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliğiyle milletimizin egemenlik ve bağımsızlık uğruna gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta terörle mücadele olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele ettik. Akar, hendek operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türk askerinin rolüne dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yurt içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar düzenlenmiştir. Bu operasyonlarla Mehmetçik, girilemez denilen yerlere girmiş, ulaşılamaz denilen yerlere ulaşmıştır. Dünyada az sayıda ordunun gösterebileceği bir başarıyla masum insanlara zarar vermeden teröristleri kazdıkları çukurlara gömerek bu tehdidi bertaraf etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte omuz omuza mücadele vererek bu hain darbe girişimini akamete uğratmıştır. O şehitler bizim şehitlerimiz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başarılar dileyen Akar, veda mesajını "Yolunuz, bahtınız açık olsun" sözleriyle noktaladı. Başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum.